XRP üzerine konuşacağız. Özellikle Bank of America'nın yapmış olduğu bu övgüden bahsedeceğiz diyebilirim. Şöyle aşağı doğru white paper uzunluğunda bir haber. Bank of America yeni raporunda Ripple ödeme sisteminden övgüyle bahsetti diyor. Bu arada Bank of America da son zamanlarda hafiften bir sallantıda. Gel gelelim Ripple'a aşacaklardır diye düşünüyorum. Zaten Ripple'ın ödeme sistemi son zamanlarda çok fazla övgüye mazhar oluyor. Hem farklı noktalardaki merkez bankaları olsun ya da özel bankalar olsun, veri analiz şirketleri olsun, XRP Ledger'dan falan çok övgüyle bahsetmektedirler. Bahsetmeyen kısımlarda genelde zaten halihazırdaki işbirliği yapmış olanlar oluyor. Anahtar noktalar. Bank of America'nın yeni raporunda Ripple Labs'ın Asya Pasifik bölgesinin ödemeler sektörüne katkısı övgüyle bahsediliyor diyor. Evet. Artık daha fazla banka uluslararası ticaret için blockchain tabanlı ödeme teknolojisi Ripple'ı kullanıyor. Bu da doğrudur. Ripple çok fazla bankaya entegre halindedir. Şu an mesela akıllı sözleşme babında Avalanche korkunç halde kullanılmaktadır. Gün içerisinde Avalanche üzerine de konuştum. Mesela daha çok özel bankalar ekseriyetle Ethereum'u kullanırlar ve bu üzere akıllı sözleşme ve dağıtık defter teknolojisinden yararlanmaktadır. Ethereum'dan sonra bu korelasyonu en çok sağlamış olan ve bu hizmeti halihazırda veren Avalanche'dir. Ve Avalanche'i de ben gerçekten çok seviyorum. Bu sezon farklı boyutlara ulaşabileceğini gün içerisinde attığımız bir videoda da daha detaylı şekilde konuştuk. Gelelim sınır ötesi işlemlere. Burada da tabii ki Ripple bayağı bir kullanılıyor. Hani şeye bakmayın. Tabii ki merkez bankaları Ripple'la çalışıyor. Çünkü merkez bankaları zaten ekseri sınır ötesi işlemler ya dış ticaret içindir. Fakat daha çok dağıtık defter teknolojisine baktığımızda bunun kullanımı, anlaşılması ve yararları bakımından sınır ötesi haricinde Avalanche ve Ethereum çok ön planda. Bank of America yetkilisinden gelen bu övgü önemli olsa da Ripple'ın potansiyelini hala inceleyen ve değerlendiren daha geniş finansal endüstri hatırlamak önemlidir diyor. Doğru, bu da olumlu bir şey bu arada. ABD'nin en büyük ikinci bankası olan Bank of America, Asya Pasifik bölgesi hakkında hazırladığı yeni bir raporda Ripple'dan övgüyle bahsetti. BofA'nın APEC raporunda Ripple yer aldı diyor. Şu zaten artık biliyorsunuz ki bankalar kripto paralarla alakalı çok fazla konuşur hale geldi. Bitcoin görece çok olumlu yorum almıştır. Ether bunlardan çok olumlu yorum almıştır. Bunların hepsini sayıyorum. Yani Doge'dan tutun ya da Bank of China, Bank of America ya da ne bileyim JP Morgan, Sberbank. Yani hepsi hakkında konuşuyorum. Ya da Ripple olsun, Ether, Rip işte XRP, Litecoin, Bitcoin. Bunlar çok fazla övgüye mazhar olmuştur yani. Bunlara tabii şey de yapamıyorlar. Hani bir şey de diyemiyorlar. Başka bir banka olsa mesela secanında sesini keserdi. Tabii ki Bank of America'ya ya da şeye karşı gelmek, ne bileyim işte diğer bankalara, JP Morgan'a falan karşı gelmek o kadar da kolay olmuyor. Bank of America'nın yeni yollar açmak. APEC'te ödemeler istasyonunu kullanmak adlı raporunda Ripple Labs'ın Asya Pasifik bölgesinin ödemeler sektörüne katkısı övgüyle bahsediliyor. Araştırma ticaret belgelerinin dijitalleştirilmesinde blockchain teknolojisinin değerini vurguluyor ve Ripple'ın çözümlerinin sınır ötesi ödemeleri derinleştirmek için potansiyelini vurguluyor. Bankacılık sektörü yeni teknolojileri uygularken muhafazakar olarak tanınır. Ancak artık daha fazla banka uluslararası ticaret için blockchain tabanlı ödeme teknolojisi Ripple'ı kullanıyor. Doğru. Önceden tabii ki çok muhafazakarlardı. Bir noktada hak veriyorum çünkü yani rakip olarak ortaya çıktı sektör. Dolayısıyla tabii ki muhafazakar davrandılar. Anlayabiliyorum. Ama CZ'nin de dediği gibi blockchain'i ve kripto paraları benimsemeyen bankalar çağın gerisinde kalacaklar. Şu anda bütün büyük bankaların vesaire de bunu benimsiyor olması tabii ki de kendi çıkarlarına bir durumdur. Tamam.
Çünkü bu benimseyişle birlikte aslında korkacak bir şey yok. Kendileri de tıpkı şu an yaptıkları gibi bu noktaya evrilirlerse her taraf mutlu. Bank of America teknolojinin gerçek zamanlı ödeme kolaylaştırma yeteneklerini kabul ediyor. Rapora göre API'ler gerçek zamanlı ödemelerin benimsenmesinin arkasındaki temel güçtür ve hem müşteri bağlantısını hem de işleme sürecini tamamen değiştirmiştir. Araştırma ayrıca APAC bölgesinin boyutunu göz önüne bulundurarak içindeki ödemeler ortamının çeşitliliğin şaşırtıcı olmadığını belirtti. Bankalar Ripple'ın teknolojisini kullanarak para tasarrufu yapabilirler. Bu da Ripple aracılığıyla sınır ötesi ödemelerin neden bu kadar tanındığının nedenlerinden biridir. Aracıları ortadan kaldırarak ve blockchain teknolojisini kullanarak Ripple uluslararası ödemelerle ilişkili işlem maliyetlerini düşürür. Doğru, çok doğru. Bankalar bu maliyet tasarruflarını müşterilerine aktararak tekliflerinin değerini ve rekabet gücünü arttırabilirler. Aynı zamanda biliyorsunuz yakın zaman içerisinde farklı taraflardan hele ki Hong Kong'dan açıklamalar gelmiştir. Zaten bu CBDC'ler ve dış ticarette sınır ötesi işlemlerde aynı zamanda içeride de blockchain teknolojisinin kullanımını evvela maliyeti büyük ölçüde düşüreceği ve daha güvenli bir şekilde düşük maliyetle işlem yapılabileceği ve bunun daha şeffaf olacağıyla alakalı açıklamaları bulunmuştur. Bu devletlerin de bizzat radarında yani. Artan rekabet ortamında operasyonel giderlerdeki azalma aynı zamanda bankaların finansal istikrarını ve karlılığını da artırır. Bank of America'nın APAC bölgesi başkanı Venkat, EMEA'da açık bankacılığın gerçek olduğunu ve API mekanizmasının birçok yeni kullanım durumu geliştirmek için kullanıldığını zaten görüyoruz. XRP fiyatı için iyi zamanlar önümüzde mi? XRP fiyatı için iyi zamanlar önümüzde. Bitcoin tarafı artık kırılıma doğru gidiyor. Ya şunu bilmek lazım. BTC'nin orta vadede, uzun vadede artık hareketi başladı ve hız kazanacak. Tabii bu şartlar altında XRP coin'de korkunç ralliler beklediğim gibi yine videoda adı geçen Ether ve AVAX gibi coinlerin de büyük yükselişler yapacağını ve bunların bu sezon içerisinde kısa zamanlarda ATH'lara kadar yukarı hareketler gerçekleştireceğini, ATH değerlerini egale ederek büyük yukarı katlama oranlarıyla yatırımcısını mutlu edebileceğini düşünüyorum. Çünkü mevcut inovasyon, genel çalışmalar ve piyasadaki ayı performansı son kalkış dediğimizde bunlar gerçekten iyiydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.